Merhabalar, benim avukat Ayhan Ömen. EB1A Green Card süreciyle ilgili bilgi verir misiniz diye takipçimiz bize soruyor. Biliyorsunuz yeşil karta gitmenin değişik kategorileri var, sınıfları var. Bunlardan EB1 olanı yetenekli, başarılı olan kişilerle ilgili olan bölüm oluyor. Ve bu EB1A bölümü de başarılı yeteneği olan kişiler oluyor. Buradaki önemli olan nokta kişinin başarılı olduğu alanın da üstün bir yeteneğe sahip olması ve bu yeteneğinden dolayı da belli bir ödül almış olması ve bu yeteneğinden dolayı da ciddi anlamda bilinir olmuş olması gibi kriterlerin yerine gelmiş olması gerekiyor. Eğer kişi bu noktada extraordinary denilen yeteneğe sahipse kişiler Green Card'a başvuru yapabiliyorlar ve dolayısıyla bunlar direkt Green Card'a gidebilme, sponsora ihtiyaç duymadan Green Card'a gitme özelliğine sahip olan kişiler oluyor. Dolayısıyla takipçimize söyleyeceğimiz nokta şu olacak. Eğer siz üstün bir yeteneğe sahipseniz bu tabii ne der? Sanattır, işte bilimdir, spordur, eğitimdir veya iş alanındadır. Bu tip alanlarda üstün bir başarıya sahipseniz ve Amerika'ya da bu üstün başarı alanında çalışmalar yapmaya gelecekseniz ve dolayısıyla sizin bunu yapıyor olmanız Amerika'da ciddi bir katkı yaratacaksa o zaman siz EB1A yeşil kart aşamasından yeşil karta gidebileceksiniz deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım.